BlueBeam Review programında PDF üzerinde vurgulayıcıyı kullanırken, bakın şu an kalem sembolü geldiğinde normal vurgulama çalışıyor. Fakat şu metinlere yaklaşınca imleçe dönüşüyor. Metin seçme imlecine dönüşüyor. Burada aslında seçerek vurgulama yapıyorsunuz. Fakat burada bir takım objelerde de bu otomatikman metin imlecine dönüşüyor. Mesela şurada bakın düzgün seçemiyorsunuz. Seçerken problem oluyor. Yani şöyle rahat istediğiniz yeri vurgulamayı sağlayacak şekilde aktif olmuyor. Metin kısmına karıştırdığı için bir takım objeleri, hatta şu nesnelerde de bakın problem olabiliyor. Bir seçime geçiyor. Mesela şu okta bile şimdi filigranları seçti arka tarafta, onları vurguladı. Bu tip durumların önüne geçmek için, çünkü orijinal bir PDF hazırlıyorsanız, bu PDF bir paket. O paketin içinde alt tabakalarda, katmanlarda bir takım vektörel nesneler var. Hepsi metin değil. Görsel objeler de var. Bunları da işte bu highlight aracı metin zannedip imleçe geçebiliyor. Bunu engellemek için şu an bakın highlight'ı seçtim. Burada aslında metin zannediyor, metin değil. Ctrl'ye basılı tutarsanız rahatlıkla vurgulayabilirsiniz. Veya komple kaldırmak istiyorsanız, o zaman Review'dan şuradan ayarlara giriyoruz. Yine Window tablet altında Enable Text Highlighting, şu tiki kaldırıyoruz. Artık metinleri de istediğimiz gibi vurgulayabiliriz. Yani şu serbest vurgulama kalem modundan hiçbir zaman çıkmıyor. Metin seçme kısmına imleç haline dönüşmüyor. Tercih size kalmış. Eğer matematik kitabı yazmıyorsanız, ne bileyim metin ağırlıklı bir kitap yazıyorsanız aktif kalmasına fayda var. Ama bizim gibi, benim gibi video ders hazırlıyorsanız veya ders notu alıyorsanız, bunu burada demin göstermiş olduğum yerden bu tiki kaldırmanız yeterli.